Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Değerli arkadaşlar, sözlerime başlamadan önce bölgemizde yaşanan sel felaketinde zarar görenlere geçmiş olsun diyor. Allah böyle bir felaketi ülkemize, yöremize ve memleketimize yaşatmasın diyorum. Değerli basın mensupları, 30 Haziran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emekli oluşunun 95. yılı. Ülkemizde emekler haftası olarak kutlanmaktadır. Büyük Önder'in dediği gibi bir milletin yaşlı ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin geleceğe güvenle bakma hakkı yoktur sözünü çok önemsiyoruz. Değerli basın mensupları, Covid-19 virüsüyle mücadelede aylarca evlerinde kalan, hemen akibinde dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizle karşı karşıya gelen ve zor şartlarda yaşayan emeklilerimiz bunu hak etmemektedir. Bildiğiniz gibi bu kriz dar gelirliği ve sabit gelirliği vurmuştur. Bu da en çok sabit gelirli olan, dar gelirli olan emeklilerimizi vurmuştur. Bildiğiniz gibi emeklilerimize yılbaşında bir %25 zam yapıldı. Ama bu zam maalesef 2 ayda eridi ve şu anda emeklilerimiz Temmuz zamına kadar cebinden harcamış oldular. Bu sistemin değişmesini talep etmekteyiz. Madem bu enflasyon farkını biz alacaksak, her ay enflasyon farkı hesap edilerek emeklinin maaşına yansıtılmalıdır. Vatanına, milletine, devletine, bayrağına, dinine bağlı olan bu eli nasırlı, yüzü nurlu, ağzı duaları insanları bu kadara da çok üzmeyin diyoruz. Sosyal güvenlik evrensel bir haktır. Emeklilik bütün ülkelerin refaha ulaşmasında en önemli göstergedir. Bir ülkede emeklilerine sunulan yaşam kalitesi o ülkenin hakkındaki en önemli ölçüdür. Sosyal güvenliğin en önemli gelir kaynağı olan sigorta primlerinin artması için istihdam yaratılmalı ve geleceğe güvenle bakan bir ülke olmalıyız. Emeklilerin sorunlarını sizin de bildiğiniz gibi her türlü platformda gündeme getirerek sorunların çözümü için mücadele etmekteyiz. Bu mücadelemiz her zeminde, her şartta da devam edecektir. Ülkesinin kalkınmasında alın ter olan emeklilerimize hak ettiği değerin verilmesi sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Değerli arkadaşlar, emekli aylıklarına yapılan yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olanlar aleyhine bir uygulamaya dönüştüğünden, seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere de pay verilmelidir. Biliyorsunuz yüzdeli zamlar, işte yarın belki %40'ın civarında bir zam alacağız. Bu emeklilerin içinde 10 bin lira alan da var. İşte en düşük şu anda bu akşam yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında en düşük emekli aylığı 2500 liradan 3500 liraya çıktı. Şimdi düşünün, 3500 lira alana %40 zam yapıldı mıydı, ne alacak? 10 bin lira aylık alana, 8-9 bin lira aylık alana yapıldığı zaman ne olacak? Bu makas sürekli açılmaktadır. Buradan sizin huzurunuzda emeklilerin taleplerini bir kere daha sıralıyorum. Biliyorsunuz 2000'den aşağı emeklilerimize intibak yapıldı. Bu o zaman yapılan intibak, 250-300 lira gibi yapılan intibak bugün 10 senedir gelen zamlarla en az 800-900 lira arttı. Ve 2000'den sonrasının intibakının süratle yapılmasını talep etmekteyiz.
Alt sınır emekli aylığı dün akşam açıklanan rakamla 3500 liraya çıkarıldı. Ama biz istiyoruz ki bu en düşük emekli aylığının asgari ücretle eşitlenmesini talep etmekteyiz. Üzülüyoruz, dini bayramlarda emeklilere verilen, bayram öncesi ödenen ikramiyeler maalesef Ramazan bayramında da 100 lira zam verilerek 1100 lira oldu. Kurban bayramında da anlaşıldığına göre bu oran değişmeyecektir. Bunun bir sisteme bağlanmasını talep etmekteyiz. Yani ya enflasyona, ya şeye bağlanmalıdır. Hakikaten bayramda şu anda emeklerimizin aldığı 1100 lira Allah razı olsun ama çok komik bir rakamdır. Sağlık hizmetlerinde biliyorsunuz emeklilerimizden katkı payları alınmaktadır. Artık emeklimiz belli bir yaştan sonra bir ayağı eczanede, bir ayağı hastanededir. Bu katkı paylarının yeniden gözden geçirilmesini ve gerekirse kaldırılmasını talep etmekteyiz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz emeklilerimiz eskiden fiş toplarlardı. Bu fişleri sağ olsun hükümetimiz kaldırdı ve vergi iadesinin karşılığı olarak bize her ay aylıklarımıza %4 ya %5 oranında bir ek ödeme yapılmaktadır. Bu senelerdir aynı oran 4 ve 5 olarak almaktayız. Buradan sesleniyorum, ne olur hiç değilse bu oranı %10'a yükseltirseniz ne olmuş olur? Emekli hiç değilse bir 150-200 lira daha fazladan bir para almış olur. Yukarıda sıraladığımız taleplerini sizin de şahit olduğunuz gibi bütün siyasi partilere vermekteyiz, iletmekteyiz, takip etmekteyiz ve bunların takipçisi de her zaman olacağız. Bu düşünce duygularla 30 Haziran Emekliler Günü'nün emeklilerimize kutlu olmasını diliyorum. Emeklilerimize yaşamlarında sağlık, huzur ve sağlık diliyorum.